Abi nasılsın? Nasıl olayım Sametçi? Senle ne zaman röportaj yapsak Twitter'da gündem oluyoruz. Ne özel hayatımız kalıyor, ne bir şeyimiz. Çok merak ediyorum yani. Baştan bombaları sor. Abi burası ne zaman dolacak? Abi Instagram yasağı hakkında ne düşünüyorsun? Baştan bizi bitir. Rahatlayalım Sametçim ya. Abi nasılsın? Sağ ol, iyiyim. Cancığımızı yalnız bırakmayalım dedik. Can Kızıltuğ. Canımız, ciğerimiz. Kendisiyle biliyorsun Kızıl Goncalar'da beraber oynuyoruz Can'la. Bir de bizim filmimizde de TTV Masal Rüyalar Diyarı'nda da 24 Ocak'ta vizyonda olacak. Onunla da ilgili beraber çalıştık. Orada da Can harika bir korsan rolü, Karayip Korsanı oynadı. Biz de bugün Can'ın hala adını bilmediğimiz 0 kilometre mi? 4-0 kilometre mi, 0 kilometre mi Sametciğim? Ne diyorsun? Abi ben oradan girmeyeyim ya. Başka bir şey sorayım ben sana. Sen durmazsın zaten. Buyur Sametciğim. Abi sen de hani boşandın. Evlenmek kadar boşanmak da hak. Bravo. İlk defa aynı fikirdeyiz Samet sen. Ama sen kilometreyi sıfırladın şu anda artık boşanarak. Güzel yere bağladın. Evet, doğru. Şimdi o kilometre ne zaman saymaya başlayacak? 1, 2, 3, 4 diye. Belki başlamıştır. Vallahi mi? Sametciğim belki başlamıştır, olabilir. Bilmiyoruz. Abi, durdum şu anda. Vallahi durdum, kilitledim. Çünkü yıllardır, aylardır. Abi burası ne zaman dolacak diyorsun. Doldu mu harbiden? Yok, bakıyoruz şimdi. Bakıyoruz. Nasıl bakıyoruz çok... abi? Vallahi işte biliyorsun herhalde yaşımız 44 oldu Samet. Yani önceliklerimiz değişti. Ne oldu abi önceliklerimiz? Kriterlerimiz nereye evrildi? Şimdi beni 70 yaşında konuşturma. Bir yaren, bir yoldaş diye beni burada. Vallahi işte başka değerlerin anlam kazandığı zamanlardayız. Güvenmek sevmekten daha büyük bir lütuftur. Ben hep onu söylerim. Herkesi sevebilirsin ama güvenmek başka bir lütuftur. O yüzden güvenebileceğimiz insanlar olsun hayatımızda. Peki sen kendini aşk adamı olarak nitelendirebilir misin? Ne yazık ki. Ben hiç öyle şey adamlardan olamadım ya. Hani akşam nerede, orada hani kafaya takmayayım, işte rüzgar nereye eserse. Ben hep böyle bir kendime aşık edecek bir şey bulmuşumdur yani. Ona bir anlam yüklerim. Ben kendim biraz yüklerim yani. Vallahi çok duygusal, çok romantik. Her şeyi sevebilir misin? Çok geniş bir soru sordum. Düşüneceğim bir soru. Valla mesleğimle ilgili hiç iş olarak gelmedi bana. Bir yaşam tarzı benim için oyunculuk. İlişkide de yani biriyle konuşurken de yok güzeldi, yok parası vardı, yok şuydu, bunu çok düşünmem yani. Abi çok zor rollerde oynadın. Ben seni hep öyle tanıdım. Eyvallah. Türkan Şoray kanunları var mı senin ya? Ya Allah Allah. Bak o rollerde hiç göremedik seni. Yani böyle araya yastık koymalar, ya işte of. Öpüşmem, sevişmem. Mehmetciğim ya. Valla projeye bağlı diyeceğim. Şimdi bana diyeceksin ki nasıl bir proje diyeceksin yani. Projeye bağlı derken öpüşürüm de sevişirim de. Bak. Sonra çat. Hemen beni gene linç ettireceksin. Çocuklarımız nereye? Ama linç bu işin doğası. Hayır. Samet yeter. Artık başka oyuncu arkadaşını linç ettir. Beni linç ettirme. Abi çok güldük. Allah gülmekten ayırmasın ama aslında ağlamamız gereken şeyler de var biliyorsun değil mi? Narinle başlayan bir sürecimiz var. Ondan sonra gerçekten hani bizi çok zorlayan bir zaman diliminden geçtik. Sanki böyle bir zaman tünelinden geçer gibi. Çocuklarımız Hipokrat yemin etmiş, kendini doktor sanan bazı canilerin elinde can verdiler. Ondan sonra sokak hayvanları. Doğru. Hadi onu da geçelim. En son terör olayı ve artık hani toplumun limitleri dolmuş durumda. Yani oyuncu ve sanatçı Mert olarak değil, vatandaş Mert olarak sen neler söyleyeceksin? Yani keşke ileri alma tuşu olsaydı da biz gerekli dersleri alıp buraları geçseydi. Keşke birileri ölmeden bir şeylere önlem alınsaydı da. Keşke beklemeseydik orada bir kurban vereceğimiz insanları. Keşke kanunları değiştirebilseydik de bu kadar kaybımız olmasaydı diyeceğim. Hevesimizi kursağımızda bırakan, bu saydığın her şey, hevesimizi kursağımızda bırakan olaylar oldu. İnşallah gerekli dersi almışızdır. Uygarca, kardeşçe, insanca yaşamasını öğreniriz netice. Abi yine süreçler konuşulmaya başladı. En son bir açılım süreci olduğunda Türkiye'de yer yerinden oynamıştı. Başlangıcıyla sonuyla. Tekrar şimdi aynı süreç konuşuluyor. Tekrar söylüyorum, vatandaş Mert olarak sen hangi pencereden bakıyorsun oraya? Valla ben bir aktör olduğum için birazcık işim, gücüm, her şeyim kendimle alakalı. Kendi özgürlüğümü tehdit eden bir şey yaşamak istemem. Pırıl pırıl bir günde arkadaşımla, eşimle, dostumla rahat rahat yürüyeceğim, kardeşçe yürüyeceğim, yarınlar istiyorum. Güvenle yürüyeceğim, çocuklarımızı güvenle emanet edeceğimiz insanlar, okullar, doktorlar istiyorum. Kimsenin kimseye niye gözünün üstünde kaşın var diye sorun çıkarmadığı, kardeşçesine bir hayat, kardeşçesine sanat dolu zamanlar ne kadar hayal ediyorum. Kucaklaşmaya birbirimize. Şimdi öyle bir duruma geldik ki Samet, yani ben artık trafikte bile yani birine saati sormaya korkuyorsun ya. Ben artık haksız da olsam eyvallah diyorum, devam ediyorum yani.
Biz ne ara bu kadar ayrıştık ya? Birine saati sorsan sen kimsin? Ne alakası var ya? Şurada birimiz kalp krizi geçse soracak mıyız yani hangi takımı tutuyorsun diye? Ne oluyor ya? Biz de biraz çabuk gaza gelen bir milletiz biliyorsun yani. Hemen dakikasında bizimkiler hemen gaza geliyor. Birazcık serin kanlı olmak gerektiğini düşünüyorum. Ve biraz empati diyorum ya. Hadi gel kucaklaşalım. Toplumsal kucaklaşmayı öncelikle. Mesajımızı verelim. Sağ ol Salih. O kadar linç ettirdim. Bak buna rağmen kucakladın beni. Hayret. Yılda bir kere. Eyvallah abi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Salih. Görüşürüz. Bay bay.